Evet, e, motorun reaktif e, direncini bulduk. Kapasitif reaktans direncini bulduk. E, Kondansatörün. O da kaçtı? 8.6 ohm. Şimdi devreye seri bağladığımız için eşdeğer direncimiz ne olacak? Az önce bu 12 ohmdu fakat kondansatör bağladık. Bu direnç değişecek. Ya, bu arada arkadaşlar e, dikkat ederseniz motorun e, reaktif direnci 8.6 ohm. Ee, ve kondansatörün e, bu frekansta çalışma değerinde e, kapasitif reaktans direnci ise arkadaşlar e, kapasitif reaktansı da 8.6. Dikkat ederseniz birbirlerine eşit oldu. Demek ki e, hatırlayalım rezonans sorularından birbirine eşit olursa ne oluyordu arkadaşlar. Bunlar birbirini götürecekti. Bir e, devam edelim. Şimdi biz bu ikinci şekil için bir toplam Z empedansı hesaplayalım. Şimdi e, seri devrenin toplam eş değer <laughs> empedansı Z eşittir. Neydi arkadaşlar? E, Z e, hatırlarsak 3 e, tane e, direnç bileşenini nasıl hesaplıyorduk? E, sanal imajiner kısımda ne vardı? E, aşağıda XL yukarıda XC vardı. Bunları ne yapıyorduk? Birbirinden çıkartıp daha sonra onu R ile topluyorduk. Yani Z e, empedansımız eşittir kök içinde R'nin karesi artı parantez içinde XL XC'nin karesi. Şimdi burada R kaçtı arkadaşlar? R bulduk. Ee, Z e eşittir kök içinde 8.4'ün karesi. Daha sonra artı parantez içinde XL kaç? 8.6. XC kaç? 8.6. <laughs> 8.6 eksi 8.6 burası ne yapacak? Birbirini götürecek. Sonuçta ne kalıyor arkadaşlar? Bakın 8.4 ohm kalıyor. Yani ben z'i z empedansımı r'ye eşitledim. Ki benim istediğim de buydu. Devrenin rezonansa girmesi. Yani kostüz güç katsayısının olabildiğince düzeltilmesi. Ne oldu arkadaşlar? 8.4 ohm oldu. 12 yük e, ne oldu? Birbirine eşit oldu. Yani XL ve eşit olduğu için Z de r'ye eşit oldu. Buna bağlı olarak yeni güç ve şey akım değerlerini hesaplayalım. Şimdi şebekeden çekilecek akım U şey I eşittir U bölü Z. Akım değerimiz eşittir U. Kaçta şebekeye gelinimiz sabit 120 volt bölü Z. Empedansımız ne oldu bakın arkadaşlar? Birinci durumda 12.10 ile iken ikinci durumda neye düştü? Bakın arkadaşlar 8.4. Ne oldu bunun sonucunda? 10 120 bölü 8.4 14.3 amper. Bakın şebekeden ben kondansör bağlayarak güç sayısını düzelterek e, neyi düzelttim? <laughs> Motorun motordan e, daha fazla akım çekilmesini sağladım. Akım ile gerilim arasındaki açı fi ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Çünkü ne dedik? Birbirine eşit olduğu için rezonansa girdi. P ile artık S birbirine eşit. Devrenin güç kalsayısı kosinüs fi P bölü S. Yani P kaç olur arkadaşlar? U çarpı I çarpı kosinüs fi. Kosinüs fi zaten 1 olduğu için direkt S eşittir. U çarpı I'ye eşit olacaktır. Motor uçlarındaki gerilim Bakın motorun uçlarına az önce e, kaç volt geliyordu buradan direkt 120 volt geliyordu. Peki şimdi motorun uçlarına gelen gerilime bakalım buradaki U M üzerine gelen gerilim eşittir Z M çarpı I yani Z motor motorun direnci çarpı buradan geçen akım. 12 volt e, <laughs> Z M 12 bu motorun direnci 12 oldu. Bu motorun bakın bu motorun ki 12 hala arkadaşlar. Motorun direncini değiştirmedik burada. Toplam zeti değiştirdik. Motorun direnci 12 çarpı akımımız. Akımımız kaç? 13,4. motorun uçlarına artık 172, 172, volt düşüyor. Bakın az önce 120 volt düşerken ben 172 volt düşürdüm motora. E, ee, bu durumda arkadaşlar e, yine ne olmuş oldu? Motorun e, güç katsayısını 0.7'den 1.308 e, 1 308 mikrofaradlık kondansör bağlayarak 1'e yükseltmiş olduk ve böylelikle motorumuzu al, motordan alınabilecek aktif güç değerini arttırmış olduk. Bir de kondansörün paralel bağlanması ile ne yapabilir? ne yapılabilir? Eee kondansatörün paralel bağlanması ile endüktif şey güç katsayısı düzeltilebilir. Şimdi eee bunu yine bir örnekle anlatalım. Az önceki örneğin aynı sahasında. Sadece kondansatörü paralel bağlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 120 volt 60 Hz'lik bir şebekemiz var. Ee, az önce olduğu gibi işte normalde 10 amper çekiyor. 840 watts kiosu 07. Ee, az önceki değerlerin aynısı. Fakat ben buraya bir kondansatör bağlıyorum. Ve bu kondansatörde e, değerini bilmiyorum. Aslında burada soruda onu soruyor. Diyor ki 840 watt kosinüs fizi 0.7 geri güç kas bir <laughs> motor 120 volt 60 hertz frekanslı bir şebekeye bağlı. Evet bağlı. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? A şıkkında sistemin Güç kas sayısını 1'e çekmek için kaç mikrofaradlık kondansatör bağlamamız gerekiyor? Zaten piyasada da bu tarz örneklerle karşılaşacaksınız. Şimdi burada tabii güç değeri, etiket değeri belli olan bir motor için yapılabilecek hesaplanacak kondansatör değeri birazdan göstereceğiz. Fakat tabii ki de bu artık bir standarda girdiği için yani cosinus fiisi belli, işte güçleri belli güçlerine ve kosinüs değerlerine göre artık bir sonuçta denklemler sabit. Buna göre bir şey oluşturuldu arkadaşlar. Tablo var. Siz artık oturup böyle uzun uzun hesaplamanıza gerek yok. Motorun etiketine bakıyorsunuz. Gücü ve kosinüs fisi kaç voltta çalışıyor. O tablodan o şeyleri takip ettiğinizde, değerleri takip ettiğinizde siz o motora bağlayabileceğiniz aralıktaki e, kondansatör değerlerini söylüyor. Örneğin diyor ki 850 ile 1050 mikrofarad arasında bir kondansatör bağlayabilirsin diyor. E, bu aralığı vermesinin sebebi çünkü piyasada çok farklı değişik e, aralıklarda e, kondansatör oluyor. Veyahut elinizde atıyorum e, 950 mikrofaradlık vardır. İşte 1000 yoktur. O 950'ye de bağlayabilirsiniz. E ne olur? bir tam 1 olmaz da işte 0,98 olur aslında. Bu tarz tablolar var arkadaşlar. Bunun arkasında yani o tablo aslında nasıl oluşturuluyor? Biz onu bir öğreniyoruz aslında bu derste. Ve B şıkkında diyor ki ampermetrelerin göstereceği değer. Tabii burada şimdi üstüne yazmış ama biz bunları ayrı ayrı hesaplayacağız arkadaşlar. Bizde bilinmeyen neler, e, bilinenler şunlar, e, 120 volt 60 Hz'lik e, ne var, e, şebekemiz var, tek fazlı motorumuz var, PS 840, cos 07, buraya bir ampermetre bağlanmış motorun çekeceği akım, buraya bir e, ampermetre bağlanmış şebekeden çekilecek akım ve buraya da bir ampermetre bağlanmış kondansatörün çekeceği akım. Şimdi burada e, yine bir gerilim ve güç eksenli olan bir e, şeyleri inceleyelim. Grafiklerimize bakalım. Şimdi P'si e, nedir arkadaşlar? Gerilim eksenini referans alarak ne yapıyoruz? P'yi yazdık. Kaçmış bakın 840 watt. Daha sonra bu bir QC yani kondansatör bir ne çekecek arkadaşlar? <laughs> güç çekecek. Ve motorun e, reaktif. Endüktif reaktansı da bir güç çekecek. İşte ona da QM diyeceğiz. O da 860 volt amper. Ee, biz bunları ne yapmamız lazım? Eşitlememiz lazım ki ne çekesin şebekeden? Sadece saf P yükü çekilsin. Ee, bakın normalde şu anda 860-840 şebekeden 1200 volt amperlik bir güç çekiliyor. Fakat 840 wattlık aktif güç elde ediliyor. Akım. Akımlara baktığımızda normalde nasıl olması lazım? Gerilim eksenimizi referans alarak buraya IW dediğimiz bizim motorun aktif güç için çekeceği akım değeri. Daha sonra bir IJ kondansörün çekeceği akım değeri var. Bir de IM motorun çekeceği ne var arkadaşlar? Akım değeri var. Biz bunları işte birbirine eşit yapmalıyız ki ne olsun yani ÖC ile IM eşit olsun ki sadece IW çekilsin. Şu anda ne çekiliyor bakın IM ile IW ikisinin toplamı işte maksimum 10 amper çekiliyormuş. Şimdi motorun ee, çektiği görünür güç yani QM eşittir. E, nedir arkadaşlar? motorun indüktif e, reaktans gücü QM eşittir sinüs e, S çarpı yani görünür gücü çarpı sinüs alfa'dan e, 1200 e, volt amper bakın şurada vermiş zaten 1200 volt amper çarpı e, 1 07 bu 1 07 demesi kosinüsü vermiş o yüzden dolayı Kosinüsten sinüse nasıl geçeriz? 1 eksi kosinüs yapar. 1 eksi e, kosinüs neye eşittir? Sinüse eşittir. Burada siz şöyle de yapabilirsiniz. E, 07 değeri kosinüste de, fi de kaç derecedir? Atıyorum 60 derece. Bu sefer sinüs 60'ı bulup buraya yazabilirsiniz arkadaşlar. E, buradan da bu sonuç kaç çıkıyor? Bakın 860 volt amper reaktif e, güç... <laughs> çıkıyor 860 volt amper reaktif güç bulmuş olduk bu motor 860 volt amper reaktif güçü güç katsayısının sayısının 1'e olması için şebekeden reaktif güç çekilmemesi lazım bu durumda ne olacak arkadaşlar 860 volt amper reaktiflik gücü kondansatörün sağlaması gerekecek yani qc Şuradaki bahsetmiş olduğumuz qc eşittir qm olması lazım bakın buna eşit olması lazım ki ne olsun sadece bu güç çekilsin. E, Qc eşittir Qm'den e, 860 volt amper reaktif olması lazım. Kondansatörün e, reaktif gücünü hesaplayalım. E, Qc eşittir UC e, kare çarpı Xc'di değil mi? Kondanstörün reaktif gücünü nasıl buluyorduk? I Kare çarpı R gibi düşünün. Qc eşittir Oc kare çarpı Xc. Ic kare belli mi e, motorun şey kondansatörün akımı arkadaşlar e, şuradan ha, burada tabi akım olmadığı için biz bunu şey yapacağız e, buradaki e, u kare şey u kare bölü xc'den de bulabiliriz biz burada gelin biliyoruz kondansatöre düşen gelin burada nedir arkadaşlar paralel olduğu için 120 volt 120 voltun karesi e, QC'yi de biliyoruz 860 volt amper reaktif 860 volt amper reaktif eşittir 120 voltun karesi bölü XC XC'yi ne yapacağız biz buradan hesaplayacağız ki C değerini bulalım XC değeri kaçmış arkadaşlar o da bu işlemi yaptığımızda 16,7 olarak bulduk buradaki kondansörün kapasitif reaktans değerini bulduk yani XC'yi bulduk ben ne istiyorum? C değerini istiyorum. Bu da kaç mikrofarad diyor. E bunu da nasıl bulacağız? XC eşittir 1 bölü 2 πfcden bulacağız. Onu da hesaplayalım. Bakın XC eşittir 1 bölü omega C veya da 2 πfcdir f C'dir. Buradaki 10 az önce bahsetmiştik. Sonucun mikrofarad çıkması için de 2 sabit pi sabit 3.4 frekansımız sabit kaç 60 hertz. Ee, çarpı c diyeceğiz değil mi çarpı c ve buradan neyi çekeceğiz c çekeceğiz c eşittir olacak 10 üzeri 6 bölü omega x c olacak 10 üzeri 6 2 çarpı 3.14 çarpı 60 frekansımız f 60 ve bir de ne var arkadaşlar x c değeri az önce hesaplamıştık 16,7 olarak hesapladık e, bu da eşittir. Ne oluyor arkadaşlar? 158 mikrofarad olarak karşımıza çıkıyor. Kondansör kapasitası 158 mikrofarad olarak bulduk. Bakın siz buraya 158 mikrofaradlık kondansör bağlarsanız bu sistem e, kosünüsü ise bir de olacak şekilde çalıştırabilirsiniz. Şimdi devam edelim. 5 yakında ne diyordu? Ampermetrenin ııı e, Ha, buradaki ampermetrelerin göstereceği değerler. Ayrı ayrı ne yapmamız lazım arkadaşlar? Ee, bulmamız gerekiyor. Pardon. Hmm. Ayrı ayrı bulmamız gerekiyor. I motor. Motorun çekeceği akım. Şuradaki kol akımı. I motor eşittir. Ee, nedir arkadaşlar? P bölü. Yani motorun çekmiş olduğu aktif güç bölü. U çarpı kosinüs fi. Motorun aktif gücü çek soruda verilmişti. 840 watt. Bölü gerilimimiz belli. E, 120 volt. E, çarpı kosinüs fi. O da belli. 0.7 idi. E, motorun kosinüs fi'si. Bakın motor 10 amperlik bir akım çekiyormuş. Daha sonra e, motorun çektiği reaktif akım e, reaktif akım bu motorun çekmiş olduğu aktif güç için akımı reaktif akım hesaplarırken I M eşittir I çarpı sinüs fi diyorduk hatırlarsak I M motor akımı bulduk az önce 10'du eşittir I çarpı sinüs alfa ya 10 çarpı sinüs 45.6 buradan da ne çıkıyor bakın arkadaşlar 7.14 amper çıkıyor. 7,14 amper e, reaktif güç için çektiği akım değeri. Kondansatörün akımını hesaplamak istersek XC 16,7 e, bulmuştuk. 16,7 olarak bulmuştuk. Buradan akım değeri Ic eşittir. U bölü Xc yani 120 bölü 16,7. O da 7,14 amper yapıyor. Şebekeden çekilen motor akımı ise arkadaşlar kosinüs e, fi 1 olduğu için IC, ve akımlarının vektör olarak toplamıdır yani şuradaki akım nasıl bulacağız buradaki kondansatörün bobinin bu motoru çekmiş olduğu akımları e, toplayarak vektör olarak toplayarak bulacağız o da ne eşittir arkadaşlar e eşittir kök içinde IW'nun yani aktif güç için çekilen akımın karesi e, artı IM eksi IC'nin karesi yani motorun reaktif gücü için çektiği akım bir de IC'nin karesi yani şunu yapıyoruz arkadaşlar. Şunu bulmak için bundan bunu çıkartıyoruz. E, buradaki vektörü elde etmek için ne kadarlık bir akım çekiliyor. Buradaki vektörel toplam yapıyoruz aslında. I da eşittir. E, az önce bahsetmiştik. E, eşit olacaktı. I eşittir. I omega t o da eşittir. I motorun kosinüs fiisi. Çünkü kosinüs fiimiz 1 olduğu için eşit olacaktı. E sonuç olarak arkadaşlar biz ne yapmış olduk? Motorun 158 mikrofaradlık bir şey bağlayarak e, kondansatör bağlayarak e, motorumuzun güç katsayısını düzeltmiş olduk arkadaşlar. Şimdi burada başka bir örnek var. 6 kW ve 50 Hz'lik bir şebekeden beslenen bir fabrikadaki motorların toplam gücü 2000 kW kilovolt kilowatt Güç katsayısı 06 geriymiş. Güç katsayısını 09 ve 1'e yükseltmek için bağlanması gereken kondansörler. Paralel bir sistem verilmiş. Paralel olduğu için <laughs> birincisi için gerekli akımı yani 06 için ikincisi için gerekli olan 09'u burada hesaplamamızı istiyor. Bunun için ne yapacağız ben size bunu hızlıca anlatayım bunu. Buradaki sonucu zaten var. Bölüm 9'a geçmeyeceğiz arkadaşlar. Bu notumuzu burada bitireceğiz. Ben size bunu bahsedeyim. Siz de kendiniz çözmeye çalışın. Pratik yapın. Bu tarz sorular zaten hep çöz, çözümlerini rahatlıkla bu konuyla birlikte yapabilirsiniz. Şimdi bunun için ne yapmamız gerekecek başlangıçta arkadaşlar? Şöyle bir vektör diyagramı çizebilirsiniz. Motorun aktif gücü, işte eee kondansatörün çekeceği akım, motorun çekeceği akım ve daha sonra 0.9 ve 0.6 olması için toplam akım değerleri olarak e, hesaplayabilirsiniz. Buradaki vektör diyagramlarından işte buradaki e, şeyleri hesaplamış. İşte akımların bağlantılarını, açı bağlantılarını yazmış. Daha sonra burada kondansatörün akımı yani Ic akımının IW ve C'ye bağlı olduğunu, daha sonra işte nasıl hesaplandığını buradan buluyoruz ee, ve daha sonra da en son olarak da işte buradaki c bu formül değil arkadaşlar bu arada bu tamamen e, buradaki e, trigonometrik bağlantılardan sadeleştirerek çıkartıyor. Siz bunu uzun uzun da yapabilirsiniz. Az önceki yukarıdaki gibi ayrı ayrı hepsini tek tek hesaplayıp da yapabilirsiniz. Bu biraz daha kısa e, olarak çözme yoluna gitmiş. O yüzden de böyle bir sürü açılar var. Siz bunu ikinci yol olan ilk başta öğrendiğimiz yöntem ile yapabilirsiniz. Bakın sonuç olarak ne hesaplamış? 177 mikrofaradlık bir kondansatör hesaplamış bu soru için. E, 177 mikrofaradlık bir kondansatör bağladığımızda demek ki ne oluyormuş? E, bu şey e, motor eee kosinus fiisi bir de çalışıyormuş. Arkadaşlar notumuzu 167'ye kadar tamamlıyoruz. E, diğer konulara geçmeyeceğiz. Biz 167'ye kadar e, sınavda da sorumlusunuz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, bu dersimizde bu şekilde e, tamamlamış olduk. E, görüşmek dileğiyle hoşça kalın.